Natali Avazyan kimdir? Önce biraz tanıyalım. Ya size. Ben Natali Avazyan'ın çok da böyle özel hayatıma girilmesini istemiyorum. Hiç bununla da ilgili paylaşımlar yapmadım. Hatta son bir yılda ben kendi fotoğraflarımı paylaşmaya başladım. Eğitimci bir ailenin kızıyım. Sadece çok çok gurur duyduğum bir babanın kızıyım. Bu kadar. Çok. Bu kadar şimdilik bu kadar. Peki nereden esti böyle tarihi fotoğrafları yayınlama? Böyle bir arşiviniz var mı özellikle? Evet evet arşivimiz var. Ve aileden kalma bir arşivimiz var. Bir de bana dünyanın her tarafından fotoğraf geliyor ve bilgiler geliyor. Hı-hı. Ben onları paylaşıyorum. Hı-hı. Bu şekilde oluşturduk. Sürekli tarihi fotoğrafları görebiliyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Peki şu an biraz da Türkiye'nin gündeminden bahsedelim. Süreçte yaşananlardan bahsedelim. Neler düşünüyorsunuz? Yani son 3 yılda yaşananlar, olağanüstü hal ilan edildikten sonra yaşananlar ve özellikle ülkede yaşanan sıkıntılardan dolayı dışarı çıkıp da Meriç'te hayatını kaybedenlerle ilgili neler? O çok çok kötü. Çok çok kötü bir süreçten geçiyoruz. Meriç'teki ya Feridun beni mahvetti. O benim güzel oğlum. O benim oğlum artık manevi oğlum. Bütün çocuklara yüreğim çok yandı. Çok çok acı çektim. Feridun'a çok çok acı çektim. Onun o şekilde gözümü hiç dayanamıyorum. Gözümün önünden gitmiyor. Yunanistan'a gitmek istedim. Gidip mezarını daha doğrusu ziyaret etmek istedim ama bu son 2 yılda olmadı. Oğlumun gidip mezarını ziyaret edeceğim. Onu orada ziyaret edeceğim. Sizin bu yana sürekli paylaşımlarınızı biliyoruz. Evet. Çok da üzüldüğünüzü biliyoruz. Çok çok üzüldüm. Ben çocuklara hiç dayanamıyorum. Anne değilim. Evet, şey farkına vardım. Sadece doğurmakla anne olunmuyormuş. O duygu kadınların yaşaması gerekiyor. Annelik duygusu doğuştan oluyormuş kadınlarda. Çok üzücü. İnsanların bu şekilde ülkelerinden ayrılması çok çok can yakıcı. Yani bugün bir Müslümanın bile hassasiyet göstermediği konulara siz hassasiyet gösteriyorsunuz. Ve sürekli de şucu bucu ilan ediliyorsunuz. Yani bu hassasiyetiniz neticesinde. Ama bir geri adım atmıyorsunuz. Kesinlikle. Ben vicdanımın sesini dinliyorum. Böyle kafamı yastığa koyduğum zaman o kadar mutluyum ki. Ben her pazar günü kiliseye gidiyorum. Kilisede çocuklar için dua ediyorum. KHK'lar için dua ediyorum. Tanrım yardımcılar olsun. Bundan başka hiçbir şey yapamıyorum. Keşke çok daha fazla bir şeyler yapabilseydim. İçeride olan bebeklerle ilgili de konuşalım. Anne ve bebekler normalde yasalara göre hamile kadınlar ve bebekli anneler içeride olamaz. Ama buna kesinlikle rağmen şu an içeride 864 bebek var ve siz bunu sürekli günlerde tutan evet isimlerden birisiniz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ya bu çok saçma. Kadınlar ne yapmış? Ben araştırıyorum. Bana tepkiler de geliyor. Yok işte ya çok özür dilerim bana tırnak içinde diyorum. FETÖ'cü diyorlar ondan sonra. PKK'lı diyorlar. Sen bunları destekliyorsun. Sürekli bunları RT yapıyorsun işte sosyal medyada. Ben araştırdım bu kadınlar ne yapmışlar ya? Bu kadınlar sadece birbirlerine destek olmak için bir araya gelmişler. Bir takım faaliyetlerde bulunmuşlar. Sadece işte çocuklarına bakabilmek için. Ya bunları içeri alın. Ben aklım almıyor bunu. Evet çocuklar evet içeride hapishanelerde büyümemeli. Çocukların yeri aile, annenin, babanın yanında. Peki sen suçlu buluyorsun. O zaman ev hapsine şey yap kadınları. Elektronik kelepçeyle. 864 çocukla ilgili çok tepki alıyorum. İşte sen bana tırnak içini söyleyin. Bana işte sen FETÖ'cüsün diyorlar. Yani sen ben bebekleri savunurken de ya yani bu kadar yani bunu aklım almıyor. En masum varlıkları dünyanın. Ve bu çocuk anneleriyle birlikte 864 çocuk hapishanede. Ben bu kadınları araştırıyorum. Acaba diyorum bunlar ne yapmışlar ya? Silahlı bir eyleme mi karışmışlar? Bir yere hırsızlık mı yapmışlar? Cinayet mi işlemişler? Katiller mi? Yok. Bu kadınlar sadece kermesede pasta börek satmışlar. Birbirlerine yardımcı olmuşlar. İle sen bunu suç olarak gösteriyorsan sen bu kadınlara elektronik kelepçeyle evlerinde cezalarını çektir. Bu çok büyük problem olacak. Önümüzdeki yıllarda bu çocukların hayatlarında çok çok önemli, çok büyük yaralar olacak. Ben çok çok buna karşıyım. Şunu da belirtmek istiyorum. Bana sürekli sen FETÖ'cü diyorsun. Yemin ederim ben Cemaat Gülen'i ile ilgili şu kadar Fethullah Gülen'in cemaatiyle ilgili şu kadar benim bilgim yok ya.
Benim bilgim yok. Ben sadece cemaat neydi benim için? İşte Erdoğan'la birlikte yürüyorlardı. Bunlar yol arkadaşıydı. Benim sadece bilgim buydu. Ve daha sonra 17-25 Aralık'tan sonra ben, bunlar ayrıştıktan sonra ve daha sonra bu işte çocukların hapse atılması, insanların kanun hükmüyle, kararnameyle işten atılmaları, ben bu şekilde bunları tanıdım ya. Benim bir kişi, cemaatten bir kişiyle benim bir fotoğrafımı göstersinler. İstediklerini söylesinler. Ben o çocukları savunacağım. Bu işten atılanları da ben tekrar savunacağım. Kesinlikle savunacağım. Kesinlikle ben her zaman yanlarındayım. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz burada muhalefetin tutumunu, siyasetin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sorun nasıl açılacak? Bu sorunu bu şekilde aşılmaz. Nasıl değerlendiriyorum? Bütün aslında sadece işte bu herkesi FETÖ'cü işten çıkardı. Hayır, benim çok cumhuriyetçi, Atatürkçü, layık. Benim bir sürü arkadaşım vardı. Onlar da çıkarıldılar. Yani bir kalıba herkes sığdırıldı. Sığdırıldı ve çıkardı. Sadece kendi kadrosunu oluşturmak isteyen bomboş bir kadro. Oluşturmak istediği bomboş bir kadro. Ya bugün çok büyük bir haksızlık yaşanıyor. Çok büyük bir haksızlık. Peki, muhalefetin mi bu konuda? Ben muhalefeti sadece işte yok FETÖ'cü, yok PKK'lı diyerek ve muhalefetin de bunları bu şekilde evet evet böyle desteklemesi zaten bunu bu şekilde büyüttü. Sadece muhalefet dese ki ya yeter artık, bu ne böyle, herkes mi FETÖ'cü, herkes mi PKK'lı dese bu konu bitecek, emin olun. Peki şimdi günümüzdeki gelişmelere bakarak da sürekli bir ayrıştırma olduğunu görüyoruz. Yani sürekli toplumun belirli kesimleri düşmanlaştırılıyor ve bir ayrıştırma, bir ötekileştirme var. Siz de bunu fazlasıyla yaşıyorsunuz. Yapmış olduğunuz tweetler, daha doğrusu atmış olduğunuz tweetlere yapılan yorumlarda sürekli Ermeni kimliğiniz üzerinden size olumsuz eleştiriler yöneltiliyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ya bu çok 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 saçma bir şey. Oysa ki ben bir şey diyorum. Artık biz öyle bir şey olmuşuz ki Ebru gibi birbirimize geçmişiz. Kız alıp kız vermişiz. Benim dedem o kadar çok kişiye kibre olmuş ki. Benim aklım almıyor. Neden hala bu ötekileştirme var? Baştakiler öyle yapıyor. Senin şehidin, benim şehidim. Yani bunda bir ayrıştırma olduğu için halkın da bu şekilde olması çok normal, gayet normal. Artık ben önemsemiyorum bunları. Biliyorsunuz işte aslında sadece attığım bir tweetten dolayı gözaltına alındım ama aslında bu bana bir uyarıydı. Çok da önemsemiyorum. O soruya da geleceğim. Ya. O günü de anlatmanızı sizden isteyeceğim. Evet. Neler yaşadınız gözaltına alındığınızda? Ya çok saçma bir şey. Benim birkaç tane adresim var. İlk önce Adana'daki adrese gitmişler. İşte benim orada olmadığımı öğreniyorlar. Sonra bana telefon açtılar. Tamam dedim, yarın benim hastane kontrolüm var. İstediğiniz yere geleyim ben. Nerede ifadem verilecekse dedim. Yok dediler bana, şu andaki bulunduğunuz adresinizi bildirin. Biz size dediler davetiye yollayacağız. Ne zaman gelir davetiye dedim. Bir hafta sonra gelir dediler. Neyse ben adresimi verdim. Bir gün sonra hastaneye gideceğim. Bir gün sonra iki tane polis geldi. Ev arandı. Ne oluyor falan dedim. Dediler şey işte paylaştığınız bir paylaşımdan dolayı. Mevlüt Çavuşoğlu'yla. Yani. Evet paylaşım. Ben haber değeri olan bir paylaşımdı. Bana böyle bir bilgi geldi ve ben paylaştım. Sonra işte şeye gittik. Asayişe gittik. Asayişten sonra işte doktor kontrol hastaneye gittik. Sonra Kartal Adli Sarayı'na gittik. Ben çok burada çok çok teşekkür ediyorum. CHP benimle ilgilendi. Avukat yolladılar. Bu süreçte ne oldu? Geceyi asayişte geçirdim. Sabah uyandığımda beni nazarethaneye aldılar. Kelepçe taktılar. Ben neden kelepçe takıyorsunuz? Yani ben ne yaptım bir kelepçe takılıyor dedim. Bir tweet nedeniyle kelepçe takıldı. Evet evet size. Kelepçe takıldı. Bana şey dedi. Dua edin ki dedi, ters kelepçe takmıyorum. Tabi bu arada benim tansiyonum 20'ye fırlamıştı. Dedim ben kendimi iyi hissetmiyorum. Lütfen dedim yani bir kontrol doktora şey yapalım, hastaneye gidelim. Dediler ki bir şey yok falan. Sonra verilmedi mi hastaneye gitmenize? Hastaneye sonra gittik, kontrol için gittik. Ben dedim ben kendimi çok kötü hissediyorum. Ben tansiyon hastasıyım dedim. Ondan sonra işte tansiyon falan ölçüldü. Tansiyonum 20'yi geçmişti. Sadece doktor dedi dil altı verelim ve yollayalım dedi. Bu kadar. Türk tarihine baktığımız zaman beğendiğiniz bir lider var mı? Ya da en beğendiğiniz lider kim diye sorayım. Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece tek bir lideri var. Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ben liderim olarak Atatürk'ü görüyorum. Bana sürekli tepkiler de oluyor. Hatta bizim cemaatten de tepki gösterenler var. Neden diyorlar Atatürk'ü? Hayır, 1915 ben cumhuriyetçiyim. Ve cumhuriyeti kuranlara minnettarım. Ermeni soykırımı 1915 Osmanlı döneminde oldu. Cumhuriyet döneminde olmadı. Ama Atatürk... İttihat ve Terakki'de yer alıyordu.
Ama sonra ayrıldılar. Ben Atatürk'ün lider, Atatürk muhteşem bir liderdi. Ve ben Cumhuriyetimizi seviyorum. Cumhuriyeti kuranlardan minnettarım. Atatürk'e minnettarım. Bana bu vatanı bıraktığı için. Bana verdiği haklar için. Bana kadın olarak verdiği haklar için ben minnettarım Atatürk'e. Ve bugün evet 81 yıl önce bugün biz bir devrimciyi uğurladık. Nurlar içinde yatsın diyorum. Ben imanlı bir Hristiyanım ve ben sürekli dualarımdadır Atatürk. Bana bıraktığı vatanım için çok teşekkür ediyorum. Atatürk gerçek bir liderdi. Tek bir komutan vardır, Mustafa Kemal Atatürk'tür. En çok hangi yönünü beğeniyorsunuz onun? Atatürk'ün muhteşem bir zekaya sahip. Düşünsenize yoktan var etti bu ülkeyi. Şu andaki Türk liderleriyle karşılaştırdığınız zaman ne düşünüyorsunuz? Lütfen hiç mukayese dahi edemeyiz. Öyle mi? Kesinlikle. Ben diyorum tek bir tanımış komutanımız vardır. Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'tür. Tek bir liderimiz vardır, Atatürk'tür. Yüzlerce hapiste olan gazeteci var. Yani yazdıkları bir köşe yazısıyla ya da içinde bulundukları kurumdan dolayı gözaltında olan, evet, hapiste olan insanlar var. Bunları da soruyorum. Ya gazeteci demek haber değeri olan şeyleri yazmak, paylaşmak demek. Can Dündar da benim için birdir. Mehmet Baransu da benim için birdir. Başka kim var gazetecilerden? Eğer şu anda aklıma gelen her an size. Gazetecilik bir suç değil ki. Onlar haber, eğer haber değeri olan her şey paylaşılmalı. İşte yok bu şucu, yok bu bucu diyerek ayırt edilmemeli. Benim için Can Dündar neyse, ben Can Dündar'ı çok seviyorum. Mehmet Baransu da odur. Haber yapmıştır. Haberin cezası. Gazetecilik yapmıştır. Yani gazetecilik suç değildir. Değildir. Kesinlikle suç değildir gazetecilik. Siz şu an aktif siyasette yer almak istiyor musunuz, düşünüyor musunuz? Çünkü evet. Siyasi paylaşımlarınızı görüyorum ben sizi. Evet evet. İstiyorum. İleride şey olmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanı olmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanı olup Sabahattin Ali'nin bütün kitaplarını ders alanına göstereceğim. Öyle tabii mi? Tabii. Evet, kadınlar daha aktif olmalı siyasette diye düşünüyorum. Gelecek olan teklifi de değerlendireceğim. Teklifleri açalım diyorsunuz yani. Kesinlikle. İleriki önümüzdeki seçimlerde yani sizi görebilir miyiz? Umarım. Yani böyle bir pozitif. Kesinlikle, kesinlikle artık. Çünkü Türkiye'nin gerçekten ihtiyacı var. Konuşan insana ihtiyacı var. Konuşan kadınlara ihtiyacı var Türkiye'nin. Sizin bazı paylaşımlarınızda ebeveynleri gözaltına alınan çocuklara bakabileceğiniz yönünde tweetlerinizi de gördüm. Evet. Sürekli sesleniyorsunuz. Hani kimsesi yoksa ben bakarım diye. Yani bu konuyla ilgili de biraz konuşmak istiyorum. Ben ona emin olun bütün samimiyetimle yazıyorum ve söylüyorum. Buradan da belirtiyorum. Kesinlikle kimin ne zaman ihtiyacı olursa ben çocuklara bakmaya hazırım. Buradan da tekrar belirtiyorum. Kimin çocuklarla ilgili ihtiyacı varsa ben kesinlikle oradayım. Evet, çocukların mahkemeye gitmesini istemiyorum. Annelerini, babalarını o kelepçeyle görmelerini istemiyorum. Ben hazırım. İstedikleri zaman bakarım çocuklara. Şimdi içeride çocuklar için dua ettiniz, gördüm. Evet. Peder, ol ve kutsal ruhun adıyla çocuklara özgürlük istedik. Rab insanlar. Dua ettik onlar için. Mum yaktınız. Anneleri için dua ettik. İşten atılan mağdurlar için dua ettik. Tanrım kabul etsin. Ben biliyorum ki İsa darda kalan hiç kimseyi sahipsiz bırakmayacak. Amin.